Tabii ki ruh sağlığı yasasını çok böyle ayrıntılı düşünürseniz bunun içerisinde çeşitli tanımların olması zorunludur. Nedir? Yani hizmeti verenlerin tanımlanması, verilecek hizmetin tanımlanması vardır. Dolaylı olarak bunlar bir mesleği ve bir mesleğin uygulamasını da tanımlayabilirler. Ancak ve ancak. Bu olmakla birlikte bu bir meslek yasası değildir. Bu psikiyatrinin bir sorunundan ziyade daha çok son dönemlerde özellikle ruh sağlığı profesyoneli olan kendileri de psikolog meslektaşlarımızın özellikle psikolojinin klinik psikoloji alanındaki meslektaşlarımızın biraz gündeme getirdiği bir durumdu. Yani Türkiye'de bir psikolog meslek yasası olmadığını ve öncelikle hedefin bu olunmasına ilişkin doğaldır ki kendi alanlarında bir aktivite başlattılar. Ve bu arada da mecliste bir ruh sağlığı yasası varken acaba bu her ikisini kapsar mı diye bir tartışmada gündeme gelmiş oldu. Öncelikle şunu söyleyelim, ruh sağlığı yasasının herhangi bir ruh sağlığı meslek mensubunun meslek yasası şeklinde hani onu içerecek şekilde yazılması hem ruh sağlığı yasası açısından, ruh sağlığı yasasının doğası, evrensel ilkeler açısından yanlış hem de bir tanımlamak açısından da eksik bırakmış olur. Evet. Meslekler nasıl tanımlar, meslek yasası nasıl olmalı bizim işimiz değil. Yani hem mesleği savunanlar bunu düşünsün. Hani bizler psikiyatri derneği olarak tabii ki psikiyatri tedavi ortamını ilgilendiren her durumda ki özellikle klinik psikoloji alanıyla ilişkili bir durumda elbette ki biz orada bir tarafız, bir partneriz, bir müdahiliz. Ancak dediğim gibi ruh sağlığı yasası, hani bir psikolog meslek yasası ya da efendim psikolojik danışmanlar meslek yasası ya da sosyal hizmet uzmanları meslek yasası gibi asla düşünülmemelidir. Çünkü psikiyatri zaten böyle bir ihtiyacı yok, onu da söyleyeyim. Çünkü psikiyatri zaten 1219 sayılı yasada tanımlı olan hekimliğin uzmanlık alanlarından biri. Belki de hani Türkiye'de en az ihtiyaç duyulan şeylerden biri. Tıptaki uzmanlık alanlarını tanımlamak. Tabii ki ruh sağlığı yasası içerisinde, şimdi detaya gireceğim ama ruh sağlığı yasası içerisinde elbette ki uzmanlık alanlarına ilişkin, daha doğrusu 1219 sayılı yasanın uzmanlık alanlarına ilişkin eksiklikleri var. 1219 sayılı yasayı şöyle kısaca anımsatalım. Tababet ve şuabatı tarzı icrasına dair kanun diye geçen Türkiye'nin temel sağlık yasası. Çok eski yıllar yasa. Önceden gelen bir yasa zaten. Çok eski bir yasa. Yani yasayı okuduğunuzda dili gerçekten çok hani eski deyimli ağdalı Türkçe dedikleri şekilde. Ama yasa güçlü bir yasa. Yani Türkiye'nin temel yasalarından kabul edilen bir yasa. Bunun içerisinde çeşitli değişikliklerle, çeşitli eklemeler olmakla birlikte tabii ki hala Türkiye'de uzmanlık alanları içerisinde kısmi kaoslar, kısmi bu işi kimin yapmasının daha uygun olacağına ilişkin tartışmalar var. Bunlar daha çok işte meslekler arasında ya da Sağlık Bakanlığı uygulamalarındaki kabullerle çözülse bile tabii ki ruh sağlığı yasası eğer geçerse ruhsal bozukluklara ilişkin özellikle tıbbi uygulamanın kimlerce ve nasıl yapılmasına yönelik tanımlamalarda geleceğinden dolayı aslında 1219 sayılı yasada ilk kez bu alan çok net tanımlanmış olacak. Yani 1219 sayılı yasaya ek olarak tanımlanmış olacak.